Retrobro hoş geldiniz. Bugün platform bulmaca tarzı bir oyun olan Lemmings'in Amiga 500 sürümünü inceliyorum. Lemmings, daha sonra Rockstar North firması olacak olan İskoçyalı firma DMA Design tarafından geliştirilmiş ve 1991 yılında Cygnosis tarafından piyasaya çıkarılmıştır. Lemmings oyununun fikri DMA Design firması tasarımcılarından Mike Daly'nin Walker isimli oyun projesi için Delix Paint programında küçük bir sprite karakter yapmasıyla başlamıştır. Ekip daha sonra küçük insanlar içeren bir oyunun iyi bir fikir olduğu konusunda hemfikir olmuş ve sonunda ortaya Lemmings oyunu çıkmıştır. Oyundaki amacımız bir grup insana benzeyen yaratık olan Lemmings'lere çıkış yoluna kadar engelleri aşmalarında yardım etmektir. Bir sonraki bölüme geçebilmek için her bölümde en az belirli sayıda Lemming'i çıkış noktasına ulaştırmamız gerekir. Lemmingler, körlemesine yürüyen bir grup sevimli, yeşil saçlı yaratıklardır. Bir duvara çarparlarsa geri dönerler veya yüksek bir kenara gelirlerse aşağıya düşerler. Oyunda Lemmingleri kontrol etmek yerine onlara durmak, kazmak veya merdiven yapmak gibi çeşitli görevler atarız. Bu sayede örneğin uçurumun önünde durdurduğumuz bir Lemming, diğer lemminglerin aşağı düşmesine engel olur. Oyun gittikçe zorlaşan Fun, Tricky, Taxing ve Mayhem adında 4 zorluk seviyesine ve toplam 120 bölüme sahiptir. Her zorluk seviyesinin ilk bölümünden başlayabiliriz. Ancak sonraki bölümleri daha sonra oynayabilmek için bölüm sonlarında verilen şifreyi saklamamız gerekir. Her bölüm bir veya daha fazla tavan arası kapısının yukarıdan açılması ile başlar ve hepsi birbirini takip eden belli sayıda lemming aşağıya bırakılır. Her seviye, uçurumlar, bubi tuzakları ve lav havuzları gibi lemminglerin çıkışa ulaşmasını engelleyen çeşitli engeller içerir. Bölümü geçebilmek için lemminglerin en az belirli bir yüzdesini çıkışa ulaştırmamız gerekir. Lemmingler yüksekten düşmek, suya girmek, tuzağa yakalanmak ve lava düşmek gibi çeşitli şekillerde ölebilirler. Her bölümün bir zaman sınırı vardır ve süre dolduğunda yeterli sayıda lemmingi kapıya ulaştıramadıysak yeniden başlarız. Lemminglere atayabileceğimiz 8 farklı beceri vardır. Her bölüm başında belirli beceriler belirli sayıda kullanma hakkı ile bize verilir. Kullanabileceğimiz beceriler şu şekildedir. Tırmanıcılar dikey olarak tırmanırlar. Ancak bir çıkıntıya çarparlarsa yere düşerler. Paraşütçüler, yüksekten düşmek için paraşüt kullanırlar. Bombacılar, 5 saniye içinde kendilerini patlatırlar. Bu şekilde arazide bulunan yıkılabilir yerleri yok ederler. Ancak diğer lemminglere ve tuzaklara zarar vermezler. Engelleyiciler, hareketsiz durur ve diğer lemminglerin geçmesini engellerler. Bir engelleyiciye çarpan lemming durmaz ve ters yönde gitmeye başlar. İnşaatçılar, 12 basamaklı bir merdiven inşa ederler. Kazıcılar, yatay, çapraz ve aşağı doğru kazarlar. Oyunu, lemminglerin durumunu incelemek için duraklatabiliriz. Ancak becerileri yalnızca oyun devam ederken atayabiliriz. Lemminglerin hareket hızlarını arttırıp azaltabiliriz. Bu sayede oyuna daha hızlı başlayabilir ya da çıkış yoluna uzanan bir dizi beceri atamasını tamamladıysak, kalan lemminglerin hızlı şekilde çıkış kapısına ulaşmalarını sağlayabiliriz. Ayrıca oyun alanındaki tüm lemmingleri bombacıya çevirebiliriz. Bunu bölümü geçemeyeceğimizi düşündüğümüz zaman yeniden başlamak için ya da lemminglerin yeterli yüzdesi çıkışa ulaştığında bölümü erkenden tamamlamak için kullanabiliriz. Oyunun ayrıca 20 bölüme sahip 2 oyunculu modu vardır ve aynı anda 2 fare ile oynanır. Ekran dikey olarak ikiye ayrılmıştır ve her oyuncunun kontrol edebildiği yeşil ve mavi renklerde lemmingleri vardır. Amaç her oyuncunun kendi çıkış kapısından rengi ne olursa olsun en fazla lemmingi geçirmesidir. Bu nedenle taktik olarak rakibimizin lemminglerini de kendi lemminglerimize beceri atayarak kapımıza yönlendirebiliriz. Lemmings piyasaya sürüldükten sonra inanılmaz popülerleşmiş ve sevilmiştir. Birçok ödül kazanan oyun neredeyse her sisteme çıkmıştır. Serinin ilk oyunları
Sony tarafından satın alınana kadar Psygnosis tarafından yayınlanmıştır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın.